Bu videonun bir özelliği var. Bu kadar çektiğimiz video içinde ekip olarak ilk defa birlikte çektiğimiz bir video bu. Bugün kronik hastalıklardan bahsedeceğiz. Kronik bir hastalıkla bize başvuran bir hastaya biz neler yapıyoruz? Kısaca onu özetlemeye çalışacağız. Kronik hastalık şu, en az 6 aydır belli şikayetlerle ve belli bir tanı almış olarak belli laboratuvar bulgularıyla adık olmuş bir hastalığı bir şekilde tedavi etmeye çalışıyorsanız bir kronik hastalıktan müzdaripsiniz demektir. Bu astım olabilir, romatizmal hastalıklar olabilir, diyabet olabilir, Alzheimer olabilir. Bunlara kronik hastalıklar diyoruz ve Türkiye'de bu kronik hastalıklardan muzdarip hastaların sayısının 35 milyon civarında olduğu söyleniyor. Çok yaygın ve belli bir yaştan sonra da giderek artmaya başlıyor. Sebepleri malum. Hepimiz biliyoruz, çok toksik bir ortamda yaşıyoruz. Kronik hastalıkları da geldiği yoldan geri çevirmek artık son zamanlarda fonksiyonel tıbbın bir konusu. Şimdi ne yapıyoruz? Hasta geldikten sonra önceden bir muayene ediyorum hastayı ve anamnez dediğimiz hikayesini alıyorum. Bu oldukça uzun sürüyor. Yarım saat kadar sürebiliyor. Ta çocukluğundan başlayarak hastanın yaşam tarzını, hastalığın o kilometre taşlarını anlamaya çalışıyoruz. Bu hastalık nereden geliyor, nereden başlamış, nereden kök alıyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ve daha sonra ben Gülcan Hanım'a hastayı devrediyorum. O ne yaptığını kendisi anlatsın. Merhaba, Gülcan Kılavuşağım ben. Bu video çok güzel oldu. Üçümüzün aynı anda olduğu ve daha fazla ulaşabileceğimiz bir alan. Şöyle, hoca bana hastayı devrettikten sonra şöyle bir şey oluyor. Yani aslında insan psikolojisi dediğimiz, organizması dediğimiz şey çok karmakarışık. Yani kişiye özel bir karmaşıklığı var. Yani bunu tek kişinin ya da birkaç kişiye yaptığımız protokolle, diğerlerine uyguladığımız protokolde olabilecek bir iş değil. Biz de ne yapıyoruz? Kuantum biyofeedback cihazlarından burada zaten faydalanıyoruz. Aynı zamanda farklı anamnezler alıyoruz. Bu sefer işin rengi değişiyor. Görünür olandan görünmez olana doğru gidiyoruz. Şimdi bizim faaliyet olarak hücrelerimiz içinde atomlar var. Atomlar da bizim anne karnımızdan. Daha doğrusu anne karnının öncesinden başlayan sistemlerle planlanmış ve organize edilmiş. Kuantum biyofeedback cihazlarında bu atomsal faaliyetleri, hareketleri görebiliyoruz ve bunların bütünsel açıda yani organizmaya kadar giden faaliyetler ve katmanlar içerisinde hangi katmanında hangi blokajlar var ve bu kişide ne yansımaları yapmış bunları görüp fark edip aile öykülerini alıp burada ailedeki statik öykülerini alıp oradaki yaşamsal faaliyetleri şöyle söyleyeyim size. Hani ben bunu neden yaşadım, bu hastalık beni neden buluyor sorusunu değiştirip acaba ben niye yaşamış olmalıyım ki bu hastalık beni buldu ve kendi içine dönüp, kendi şefkatle kendine bir soru sordurup o sistem içerisinde daha zihnin alt planlarında kalmış, hayatta kalma parçamızın daha böyle gölgelediği alanları bulup fark edip daha sonrasında biyolojik sistemlerle daha güzel bir birleştirme sağlayabiliyoruz. Biz de burada tabii ki ilk başta modern tıptan faydalanıyoruz. Hoca fonksiyonel bakış açısıyla bize başka faaliyetler getiriyor. Daha sonra da Kübra Hanım'la biyolojik sistem üzerinde kişiye özel çalışıyoruz ve burada sistemik olarak tam bütünsel demeyeyim de şimdi bütünsel sözcüğü herkes için birazcık kısmi kalabilir. Görebildiğimiz kadar yani bizim tecrübemizin gittiği kadar, onların bize ilettiği kadar belli bir kısımda hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en büyük faaliyetlerden bir tanesi zihinsel açılımlar olana kadar bu bilinçaltı açılana kadar en büyük faaliyetlerden bir tanesi de beslenme unsurları oluyor. Çünkü vücudumuzun içerisindeki bakteriler, parazitlerin manipülasyonuna uğruyoruz ve duygusal manipülasyonlar da yapıyorlar bunlar. Vagus sinirimizin üstünde bir sürü sistematik blokajlara sebebiyet veriyorlar. Belli bir iki seans biofeedback cihazlarıyla geri dönüşümlü frekanslar verdikten sonra aynı zamanda bütünsel olarak Kübra Hanım'la devam ediyoruz. Burada evet. Da Kübra Hanım ne yaptığını anlasın. Evet. Şöyle, bana aslında çok detaylı bir anamnez geliyor. Yani hem Can Hoca'dan hem Gülcan Hanım'dan aktarılan bilgiyle beraber ben kişinin gerçekten hücreden organizmaya kadar her şeye dair fikir sahibi olabiliyorum. Bunun üzerinden de işte inflamasyonum var, Gülcan Hanım dediği gibi bağırsağında bir kandida ya da başka bakteri türleri, mantarlar mı var? Ya da otoimmün hastalığı onun hangi noktada tetikleyicisi olabiliyor bunlara bakıp bunları tetikleyen besin unsurlarını diyetinden çıkartıp ama bunları çıkarttığımızda yine dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme modelini kurması için yardımcı olmuş oluyorum. Devamında da kişinin inflamasyonu bastırıldıkça otoimmün hastalığının belirtilerinde tabii ki azalmalar oluyor. Ve bunu hayat tarzı değişikliği olarak benimseyip tekrardan bu olguları yaşamaması için beslenme modelinde nelerini değiştirmesi gerekiyor. Hangi tükettiği besinler onu bu noktaya getirdi, bunu öğretmeye gayret ediyorum.
Ayrıca bunun altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi geçirilen bağırsak sendromu ya da bağırsak disbiyozu. Daha önceki videolarımızda açıklamıştık. Bunun tedavisi için beslenmeden nasıl destek alabiliriz? Bunları hastalarımla ilerletmeye gayret ediyorum ve sürecini bu şekilde tamamlamış oluyor kişiler. Ben burada bir soru sormak istiyorum Kübra Hanım size. Danışanlarımızın çoğunda şöyle. Bu yiyeceklerin ne zaman geri dönebileceklerini çok sordukları bir şey oluyor. Hatta bugün bir post paylaştım. Eskilerde bu yiyecekler işte intolerans göstermiyordu da bizde neden intolerans gösteriyor? Benim bakış açım burada biyoregülasyon uzmanı olarak. Şimdi normalde kısa vadeli aslında bizi zarar verenler ve uzun vadeli zarar verenler var. Şimdi gluten, şeker, süt ürünleri gibi alanlar bize uzun vadeli zarar verenler oluyor. Ve bunların aslında geri bırakımları, geri tanıtımları birazcık da bir tık daha kişiye özel ve uzun vadeli oluyor değil mi? Şöyle bazı hastalıklarda bizim immunity dediğimiz bir etki var. Direkt tetikleyici oluyor zaten. Evet. Onları mümkünse ömür boyuyla almamalarını istiyoruz. İşte Hashimoto'da, gluteni, romatolojik hastalıklarda süt ürünleri gibi spesifik noktalarda o ürünleri ömür boyu ile almayın diyoruz. Çünkü direkt tetikleyiciler yani anına tepki bile diyebilirim bunu. Ve hastalığa ne kadar uzun süre maruz kaldıysanız iyileşmesi o kadar uzun sürer diye bir söz var. Benim çok sevdiğim bir danışanımdan da öğrendiğim bir söz. Hiçbir şey hızlı olmuyor. O yüzden tanıtımlar için de aynı şey geçerli. Evet tabii ki yaralanma ömürleri var bu antikorların. Ona göre hareket etmek gerekiyor ama hep söylediğimiz bir şey var. Sabırlı olmak gerekiyor ve bunu gerçekten benimseyerek devam etmek gerekiyor. O yüzden süreçlerin öyle 3 hafta, 6 hafta gibi kısa süreçlerde olmadığını biliyoruz. Bu noktada tabii ki destekleyici olmaya ve en ideal şekilde götürmeye gayret ediyoruz ama süreçler yine kişiye özel ve öyle çok basit adımlarla olmuyor maalesef. Ben bir parantez hemen onlara açıyorum. Diyorum ki uyuşturucu, işte sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklarınızı nasıl dönmek istemiyorsanız, hemen onlardan kurtulmak istiyorsanız, bırakmak istiyorsanız aynı şey şeker için de geçerli. Aynı şey çünkü kısa vadeli ulaşabileceğimiz şeylerin bize en büyük zararlarından bir tanesi şeker ve diğer katkı maddeleri, paketlenmiş gıdalar içerisinde olan katkı maddeleri. Ve diyorum ki bunlara da ulaşmakta bu kadar acele etmeyin. Çünkü hani bir şey tercih edeceğiz. Biz aslında bir yol tercih ediyoruz. Başka bir yolda varı açıklamaya çalışırken şimdi burada hem bunlarla birlikte hem de sağlığımıza konuşmak biraz daha zor oluyor diye düşünüyorum. Yani bu bir nefis mücadelesi olmamalı aslında. Hı-hı. Bu bir değişim olmalı. Hani böyle kabul edip, böyle görüp, o şekilde sürece başlayıp ve devam ettirmek daha sağlıklı oluyor bence. Evet. Şimdi bu videoyu ilk çekmeyi düşündüğünüzde kronik hastalıklara nasıl yaklaşıyoruz diye üçümüz konuşalım derken aklında böyle bir şey vardı. Biz böyle bir video çekmeye başlarsak bu 3 saat sürebilir. Evet. Çünkü çok fazla bilgi var. 1-2-3-4 diye yaparız. Evet. Ama şöyle bir şey var, çok kafa karıştırmamak için aslında biz kökene bakıyoruz. Yani bu hastalığın kökeninde ne var? Bunları da zaten başka bir videoda anlattık. Ya bağırsaklarında bir problem vardır, ya hormonal iletiminde bir problem vardır, ya mitokondriyal bir problem vardır, ya enflamasyonu vardır, ya bağışıklık sisteminde bir problem vardır. Bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu arada batı tıbbından da yararlanıyoruz. Hastanın tabii ki gerekli olan tahlillerini istiyoruz, hatta başta istediğimiz tahliller var. Hastayı bu sürece dahil ediyoruz. Burada çok önemli bir şey var. Onu da son kez söyleyeyim. Hastanın bu tedavinin değil mi, bir parçası olmayı kabul etmesi ve sorumluluk alması lazım. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek şu ana kadar aldığımız bütün sonuçlar gerçekten çok yüz güldürücü. Bu konuda yardım edebileceğimiz insanlar varsa, bize başvurmak isteyen insanlar varsa bekliyoruz birlikte çalışmaya.